Herkese selamlar. Bugün pazar günü izinli günümüz. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. North Sydney tarafındayız. Buradan da deniz kenarında güzel bir yerde. O deniz demeyeyim, okyanus kenarında. Oradan sonra da city tarafına geçeceğiz. Şehir tarafına. Size etrafı göstereceğiz. Hem belki oralarda çay içeriz, gezeriz, sohbet ederiz. Biz izlemeye devam edin. Coffee shop'a tam olarak bu yoldan gidiyoruz. Büyük ihtimal var ya, hayvan gibi sıra var. Ama hadi gidelim, bir şansımızı deneyelim. Herkes burada tabii, klasik olarak. Mekanımız burası. Abla orada defter adımızı yazdı. Yarım saat beklememiz lazım çünkü sıra var. Tam burada, burada oturuyoruz. Manzaramız da bu şekilde olacak. Çayımız geldi şu anda. Muazzam kokuyor bu arada. Coffee shop'taki manzaramız böyle. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Bir diğer manzaram da böyle. Kahvaltımızı bekliyoruz. Sonrasında kaçacağız buradan. Arkadaşlar, kahvaltıyı bitirdik. Şimdi şehir tarafına geçeceğiz. Önce Redfern'e geçeceğiz. Arabayı park edeceğiz. Şimdi şehir tarafında bizden 40-50 dolar park parası. Oradan da tram'a atlayacağız. Tram ile de galiba 5 dakika falan sürüyor zaten. Orada da bugün market var. Hem size etrafı göstereceğiz. O zaman bizi izlemeye devam edin. How you say thank you? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Meşhur Anzac Köprüsü'nden geçiyoruz. Redfern'e varmamıza az kaldı. Yakında oraya da varacağız. Oradan da sokakları biraz size çekip göstermek istiyorum. Bu park arkadaşlar şehirdeki en büyük parklardan birisi. Sir Hills içerisinde. Prince Alfred Park olarak geçiyor. İçeride basketbol, tenis alanları vesaire, yürüyüş, koşu alanları, bir sürü farklı aktivite var. Gelirseniz muhakkak uğrayın. Bayağı eğlenceli bir park. Redfern'e geldik. Arabamızı buraya park ettik. Bakın burada genelde ev yapıları bu şekilde arkadaşlar. Yatay mimari şeklinde. Yan yana bir sürü ev var. Redfern'de genel olarak böyle. Evler, yüksek bina yok. Maksimum bu şekilde iki katlı oluyor. Yatay mimari tarzında. Güzel ve bir sürü ağaçlandırma var burada. Sevdiğim yerlerden birisi, genelde buraya kahvaltıya falan geliyoruz. Şu sokak çok güzel görünüyor. Size de burayı göstermek isterim şu anda. Farklı bir aurası, enerjisi var. İnsanlar hala kahvaltısında, osunda busunda. Kız, did you like the breakfast? Yeah, I like it. How was it? It's good and good location, nice view. Arkadaşlar, Sir Hills'teyiz. Yukarı doğru yürüyoruz işte şeyin, Rocks tarafına geçmek için. Buralara gelirseniz restoranlar için en güzel yerlerden birisi. Zibilyon tane farklı farklı tatlar. Dünya mutfağına erişebilirsiniz. İtalyan'dan, Asya'sına, Hint'den, Türk restoranına, osu, busu, ne isterseniz buralarda bulabilirsiniz. Nete dedim ki, benim kalın ceketimi giysem mi? Dedik, yoo dedi, sanki şey, dışarıda kar yağıyor, saçmalama. Şu an götümüz donuyor, affedersiniz, çok soğuk. Dedi ki, dışarıda kar mı yağıyor? Dışarı çıktım, herkes montla, gocuklarla geziyor. Ben niye giymiyorum? Kat kat giyiyorum üstümü. Sümüklerimizi çeke çeke yol yürüyoruz. Soğuk. Bakın, şehre bununla geçeceğiz işte. Malika. Bu arada Malika, Efe abinin restoranı. Çok güzel Türk kahvaltısı var. Gelip kahvaltı da yapabilirsiniz burada. Arkadaşlar, bir gün bisiklet sürüyordum. Şu parktan geçeyim dedim abi. Şu arkada gördüğünüz binada da şöyle göstereyim. Şu binanın oralarda da evsizlerin oturduğu yerler abi. Genelde böyle uyuşturucu bağımlısı veya sıkıntıda olan arkadaşların yaşadığı yerler. Adamın köpekleri saldırgan. Köpekler üstüme bir saldırdı. Bisikletten bisikletten aşağı güm diye yuvarlandım bildiğiniz. Adam bir de hiç umursamıyor, yüzüme bakıp gülüyor şerefsiz. Sonra hemen toparlanıp kaçtım tabii, yapacağım tek şey oydu. Öteki türlü köpeklerin yemi olurdum, yemin ederim. Size güzel bir geçiş yapmaya çalıştım. Of! Haydi bakalım. Size kısa bir müzik de dinleteyim. Yeah.
Muazzam bir kalabalık var. Coffee shoplar, barlar, restoranlar falan da var. Buralarda da aynı zamanda yemek yiyip vakit geçirebilirsiniz. Şöyle güzel bir manzara da yakaladım. Bu çocuğun deli deli hareketlerini aldırmayın. Herkes Opera House'un önünde fotoğraf çektirme modunda şu anda. Arkadaşlar böyle biraz size Opera House'un olduğu yerleri göstermeye çalıştım. Şimdi market zamanı, markete doğru gidiyoruz. Şu az biraz yukarıda yürümeyle. Orada bir şeyler bulup yemeği deneyeceğiz. Yiyecek bir şeyler bulamazsak ondan sonracığıma en azından içecek bir şeyler buluruz. Öyle sitedeyiz, şehirdeyiz. Güzel, enerjisi güzel, insana iyi hissettiriyor. Dediğim gibi oradan da bir şeyler kayıt altına alacağım. Biraz böyle takıldığımız, sakin takıldığımız bir gün. Dediğim gibi hem size şehri gösteriyoruz, hem biz takılıyoruz, eğleniyoruz falan. Marketten sonra bu köprünün altına doğru geçeceğiz. O tarafları da kayıt altına almayı düşünüyorum. Oralardan bir şeyler çekmeye çalışacağım. Orada oturma yerleri falan var, size göstermek istiyorum. Yani coffee shop falan değil herhalde. Belki yeni şu an inşa etmişlerdir. Park falan var böyle. Banklarda oturuyorsunuz, işte manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Oraları göstereceğim. Hemen şöyle kamerayı döndüreyim. Bakın burada oturacak yerler var yine. Gelirseniz aklınızda olsun. Bu karşıda gördüğünüz yerlerde de oturup yemek yiyebiliyorsunuz. Bu arada şey değil yani, hani böyle Türkiye'de böyle bir yere gelseniz muazzam pahalı olabilir her şey. Burada öyle değil. En azından fiyatlar daha makul. Herkesin bütçesi bir şekilde yetebiliyor. Öyle. O zaman biz markete doğru kaçalım. Oradan çekime devam edeceğiz. Şu yukarıdan şöyle yürüdüğünüzde market burada. Şimdi market alanındayız. Bakalım ne var ne yok içeride. Derererim. O zaman ben sessiz kalıyorum. Arkaya size güzel bir müzik bırakıyorum. Benimle beraber hem etrafı görün hem de yürüyüş yapmış olun. Sanırım marketin dışındayız. Market şekli bu kadardı. Actually hala bu tarafta devam ediyor. Ama genel olarak böyle gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Bütün aileler falan, herkes hafta sonunun bu kış döneminde böyle güneşi görünce kaçtılar dolayısıyla. Şu an köprünün de altındayız bu arada. Hemen size orayı da göstereyim. Bayağı bildiniz, ben bizimkini kaybettim ya. Kızcağız arıyordum ileriden bana el sallıyor. İçecek alıyormuş buradan. Okay, good, cool, yeah. Ah, net karpuz ve portakallı içecek aldı. Onu yudumluyoruz. They put watermelon and portakal. Karpuz ve portakal. Arkamızda da Opera House. Üstümüzde köprümüz.
size bu köprünün tarafını, diğer tarafına geçiyoruz. Oradan da etrafı göstereceğim. Bu arada köprüde böyle yürüme aktivitesi yapıyorlar arkadaşlar. Ne derler ona? Ekip lideri mi derler artık? Ne? Şu an Türkçesi aklıma gelmiyor. Gayde eşliğinde. Böyle sizi bağlıyorlar güvenliğe. Ve köprü böyle, köprü üstünde yürüyorsunuz. Uzunca bir tur yapıyorsunuz. O bütün manzaraları yürüyerek görebiliyorsunuz yüksekten. Sanırım kaç? Yani 40-50 dolar falan yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. İşte oraya çıktığınızda en azından oralardan fotoğraf çekebiliyorsunuz, video çekebiliyorsunuz. Çünkü orada gördüğünüz gibi güzel bir manzara var. Öyle, onu da ek olarak size bildirmek istedim. Size bayağı da faydalı bilgi verdim ben bugün. Kral iş, kral. Şimdi şu aşağıya doğru yürüyoruz, parkın oraya doğru. Oradan da sizi çekmeye değil, etrafı çekmeye devam edeceğiz. Manzaranın güzel olduğunu düşünüyorum. Acayip de rüzgarlı, şu an donuyorum açıkçası. Bizimki de sağ olsun bana soğuk içecek almış bu havada. İyice ciğerleri üşütelim. Cırcır da olalım, değil mi? Pırt pırt. Yes, cırcır. I'm drinking cold. Aşağısı güzel gözüküyor bu arada. Orayı size göstermeye açıkçası heyecanlıyım. Bence beğeneceksiniz bu içeriğimi. Eğer gerçekten de içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma da lütfen abone olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Aşağıya indik. Şimdi buradan devam ediyorum. Haha, acayip rüzgarlı, acayip soğuk. Manzara güzel bu arada. İnsanların saçlarının uçuşundan, ceketlerinin uçuşundan rüzgarın ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Bu arada şu karşısı hemen Luna Park arkadaşlar. Ama çok fazla aktivite yok diye biliyorum. İnsanlar genellikle fotoğraf çekilmeye falan gidiyorlar. Okay. Business'ı, işi kapatıyor. Luna Park olayı kapanıyormuş. Köprüdeki demirlerin, çeliklerin devasa kalınlığını ve büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Şu an bayağı bildiğiniz geri geri yürüyorum. Çünkü yani anlatamayacağım kadar efsane bir rüzgar var. Uçuyoruz. Herkes geri geri yürüyor. Üf, telefonum uçacak galiba. Kapatıyorum arkadaşlar. Telefonumu feda etmek istemiyorum. İçinde bir sürü güzel içeriğim var. She believes she can fly. She believes she can touch sky. Daha 5 dakika öncesi havanın ne kadar güzel olduğunu söyledim. Şu an bayağı böyle rüzgara karşı, fırtınaya karşı yürüyoruz. Ölmezsek içeriğimizi yükleyeceğiz. Bence bu feda ettiklerimizin karşılığında kanala abone olmanız lazım. Öteki tarafta görüşmemek üzere. Umarım dünyada kalmaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Çekebilirsem bir şeyler daha çekmeye çalışacağım. Hakikaten uçuruyor şu an. Aşağıda oturacak yerler var, o banklar. Az önce rüzgarlı olan alanda. Burada da böyle gelip oturabiliyorsunuz. Kahvaltınızı, öğlen yemeğinizi falan alıp şuradaki marketlerden veya restoranlardan alıp yiyebilirsiniz. Böyle karşınızda Opera House, üstte köprü falan. Farklı tatlı bir manzarayla yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şimdi netciğim bizi buradan çay içmeye götürüyor. İçecek alacağız. Ve küçük bir sandviç alacakmışız. Çünkü biraz ufaktan bir acıktık. Hem de bayağı üşüdüm açıkçası. O aşağısı çok rüzgarlıydı. Bir de soğuk içecek içtim. Bir sıcak bir çay alayım, bir de sandviç alayım, dinleneyim diyorum. Bu köşedeki coffee shop'a geldik. Umarım yer vardır. İçeride özellikle yer vardır. Dışarıda böyle bir yer. İçeride yer var mı, girip bakalım. Let's go. Net, maybe this way. Umarım içerisi vardır. Öteki türlü dışarısı çok soğuk. Zannetmiyorum ki dışarıda oturalım. Hoş, blanketleri falan var. Yeah. Çay, kahve, tost tadında bir yer. Do you wanna sit here? Have the blanket and sit? Okay. Konsept tatlıymış bu arada. Galiba oturacağız buraya.
çayımız geldi. Netçiğimizin. Oh, konsept de güzelmiş. İşte order verdiğimiz bir tane kek yokmuş. Onu raspberry ile değiştirdik. Arkadaşlar, soğuk soğuk dedim, hakikaten soğuk. Bakın şurada bacağımda bir tane, üstümde bir tane. Çayımız bile üşüyor, çayımıza bile kıyafet koymuşlar. O kadar düşünceliler. Ay soğuk. Kekimizi yedik, çayımızı içtik. Size yukarıda videoyu bitirmek istemedim. Şu güzel manzarayla bitirmek istedim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Umarım biz çok eğlendik bugün. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.